Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Ben Bambi. Yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar. Bu Master Ligi'ne yükseliş maçımız ve sizlere direkt kaydı açtım dostlar. Ve bu maçta Kindred'in açık kalması gerçekten çok güzel oldu. Kindred'i ilk geldiğinde çok güçsüz dedim. Nerf yemesine rağmen şu an hala ya first pick ya ban diyoruz dostlar. Ve ilk 50'ye girdim, 5. seviye oldum. Bu sezon boyunca gerçekten %90 gibi bir win rate'im var Kindred'da. Arkadaşlar geriye düşse de, ölseniz de, hata yapsanız da sizlere toplama imkanı veren ve oyunun ileri safhasında oyunu taşımanıza yardımcı olabilen en güzel şampiyonlarından bir tanesi kendisi. Bu yüzden Kindred'ı Asya build ile şiddetle tavsiye ediyorum dostlar. Build'imi ve rünlerimi maç sonu ekranında gösteriyor olacağım zaten. Maç sonunda bekleyebilirsiniz dostlar, görmek isteyenler veya direkt build'e bakmaya gelenler ise maç sonuna bakabilir dostlar. Orman dönüşü olarak nerf yediğinden sonra dostlar çok yavaş dönmeye başladı. Bu yüzden farklı bir orman dönüşü taktiğimiz var dostlar. Bunda ise yapacağımız hareket red, kuş, kurt ve blue buff sonrasında scuttle'a çıkmak olacak. Scuttle'da da Allah'ımıza dua ediyor olacağız dostlar. Lütfen bizim bulunduğumuz scuttle'a pasifimizi vermesi için dostlar. Gerçekten tamamen şans. Aşağı scuttle'a veya yukarı scuttle'a veriyor. Sizin çıktığınız scuttle tam 1.22-1.23 gibi çıkıyorum. Yani benim olduğum scuttle'a verirse rakip takımın alma şansı olmuyor. Çünkü çıktığı gibi smite'im oluyor, W'm oluyor. Direkt hızlıca eritip alabiliyorum. Fakat diğer scuttle'a verirse de petting'imi bozmayıp normal scuttle'ımı alıp artık başka zamanlara kaldı diyoruz ve devam ediyoruz. Stack'lere aşırı odaklanmayın dostlar. İşte karşı jungle'da çıktı, gidip hadi koşup alayım hemen. Arkadaşlar adamlar biliyor stack'inizin oraya çıktığını ve stack kaybolduğunda da hızlıca bunu görüyorlar ve siz gelip hızlıca kesebilirler. Kindred çabuk oyundan düşebilen bir şampiyon. Yani çok hızlı ölüyor. Bu yüzden bunlara dikkat ediyor olacaksınız dostlar, haberiniz olsun. Bu arada E'niz de gerçekten çok inanılmaz hasarlar veriyor. Şöyle bir atoksu işaretleyelim. Ne olur ne olmaz diyelim. Scuttle timing'im geldi aslında. Şuraya başlayacaktım ama gördüğünüz gibi 1.18-1.20 arasında kesiyoruz. Evet, amma ve lakin scuttle'ı aşağıya verdi dostlar. Bu da bizler için kötü bir durum oldu tabii ki. Yapacak bir şey yok. Normal scuttle'ımızı alalım. Bot'tan ilk kanı verdi. Karşılığında Varus kill'i aldı. Yani burada tek hedefimiz Kayn'a çok ölünmemesi dostlar. Çok ölünce bir de Yumi's var bu arada. Yumi ile Kindred sweep'e attık aslında, evet. Ben first pick'ten Kindred aldım. Karşı takım da Yumi aldı. Bu yüzden biraz daha dengeli oldu. Şu Aatrox'un wave'i de çok güzel ya. Aslında onu bir yedirebilseydik ama yani çok zor onu kesebilmem. Şu an bir hasarım yok, itemim yok üzerimde. Onu kaybetseydi aslında bayağı gerçekten oyunu kaybederdi. Ama ve lakin yapacak bir şeyimiz yok. Pasifimiz de geldi. Arkadaşlar early'de biraz saygı duyacaksınız rakibe. Çünkü early game aşırı güçlü değil. Fakat alabildiğiniz killleri 5. seviyede hızlıca dial atarak alabilirsiniz. Böyle de bir ekstra gücü bulunmakta. Evet. Jinx çok ileriye çıktı. Bakabiliriz buna. Evet, arkada Kayn var. Ve direkt üzerimize atlamayı tercih etti. Evet, kesemez bizi. Ultimiz var. Hatta bu onun canına mal olacak. Evet, çok güzel. Hem de Varus'umuz aldı kill'i. Bu da güzel bir durum oldu. Yani Varus'un kill'i alması çok iyi. Vlad denediği için biz de gidebiliriz oraya. Evet, rakip jungle bayağı güzel ama yaptığı hareketler bu dakikada o hasar verebilecek durumda değil. Takımımızda Vlad var dostlar, Varus var, aynı zamanda Kindred var. Gerçekten late game'de inanılmaz hasarlar çıkartabileceğiz. Bu yüzden biraz daha early game'de bu şekilde bizim için iyi geçmesi gayet iyi bir senaryo. Evet, mid'de ölmeyelim. Mid'de ölmeyelim, Kayn geliyor. Evet, ölmedi. Güzel, güzel. Ölmemesi gayet yeterli. Aynı zamanda Kayn'ı bayağı yarımladı. Şöyle bir Morgana'yı işaretleyelim. Dive denemesinde bulunursa Vlad'a Morgana'dan bir stack çıkartabiliriz dostlar. 6 stack yeterlidir bu arada. İlk 3 stack gerçekten çok önemli. Derken yakalayamadık dostlar. Q'sunu atmamış. Üzücü oldu. Garen de gelmiyor. Evet, Morgana'yı kaçırdık buradan. Flash'ımızı verdik. Aynı zamanda Jinx'i kesti bizim takım. Fakat Varus'a, Varus çaptanını Kayn'a verdi. Burası tabii ki kötü. Biraz vuralım. Yapacak bir şey yok. Sistemi de patlatamadım. Evet, pushlayalım burayı. X'ler akrebini çağırdı Garen'de. Bayağı bir koridoru push'unu kazanabiliyor bunun sayesinde Aatrox'a. Evet, Vlad öldü. Tamam, izlemeye gerek yok.
Zaten benim hepten görünce öldüğü belliydi. Ölmedi mi? Öldü. Ama kesti diyelim. Ama yine güzel mi? Tabii ki değil dostlar. Çünkü gerçekten Kayn içine Yumi'yi aldıktan sonra belli bir dakika sonra W'sünü tek atabilecek yani. Gerçekten öyle bir hasarı var. Ama Kayn çabuk düşürülebilen bir şampiyon. Mesela 20-0 Kayn mı istersin elinde? 8-0 Kindred mı? 8-0 Kindred isterim. Çünkü Kindred'ı düşüremezler. Ama Kayn'ı birden bir sisle düşürebilirler. Güzel, botumuz güzel kazanıyor. Botumuzda ilk kuleyi açması için yardıma gidelim. Kayn muhtemelen buraya gelebilir. Morgana gelebilir. Fakat ben takım arkadaşlarımı savunursam evet gelemezler. Şöyle vuralım. Evet güzel güzel, gelmeyin siz, kuleye vurun. Gayet güzel. Ben resetimizi alalım. Alameti isteyeceğiz burada dostlar. Alametle ilk kule Gold'unu alacağız. Bir de Anti-Heal önemli bu item bu ildimizde. Çünkü karşıda Yumi, Kayn, Aatrox. Aynı zamanda Jinx de var. Jinx de aç gözlü kasar muhtemelen. Ona ölmeyin be. Ona ölmeyin. Ona ölmeyin. Ona ölmeyin. Acı gülümsememiz dostlar. Neyse bu bizim biliyorsunuz yükselme maçımız. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde kastık. Gerçekten çok güzel win rate'ler elde ettik. Özellikle Evelyn ve Kindred'da 80 civarı win rate'lerim var dostlar. Haberiniz olsun, gerçekten bayağı güçlü. Evet. Orada Jinx onu alamaz ama Kayn ölüydü. Jinx onu alamaz. Yani bedava şekilde bize çaldırır onu sadece. Artık bu görüş patlatmıyor. Onu almayı denemiyorsun değil mi? Hala almayı deniyor. Tamam. Olur. Yani bayağı yardım etmiş bize. Evet, Kayn'a çok güzel bir ulti geldi. Gerçekten Varus çok güzel bir şekilde bıraktı ortada. Ejderi verdi bize Jinx. Hatta Jinx'in canını da alalım burada. Double kill'imizi aldık. Aynı zamanda alamet, aşağı kule, mid kule ve ejder bize ait oldu. Bu da ejder ruhunu kazanma imkanı sunacak bize. Ben normalde ilk ejderi bırakıyorum dostlar, bildiğiniz üzere. Evet, buna da vuralım, buna da vuralım. Pek yaşama şansı bulunmuyor. 3 kill aldık buradan. Gerçekten Kindred bu şekilde çok güzel şekilde killleri toplayabiliyor. Ve 3. siteğimizi de alma şansı bulacağız derken Kayn yavaş. Vilat da öldü. Arkadaşlar Yumi'yi alınca içine bu şekilde gerçekten güçlü olabiliyor. 3 kill aldı gerçekten yani. Abi bir de bana geldi. Ultim ama yani içinde Yumi'si var dostlar. Hasar vuramıyorum adama ve itemim yok çünkü reset almadım. Aslında burası benim hatam kesinlikle, çünkü reset almam gerekiyordu. Hala Gold'da bir öndeliğimiz söz konusu. 6000'e 5800. Gold dipte geri düşmesek bile aslında o şu an daha güçlü. Çünkü içerisinde dostlar gördüğünüz gibi Yumi var. O W vursaydı bu arada direkt ölmüştü bizim çocukta. Ya çok iyi olmadı buralar. Ya en azından biz ölmeyebilirdik. Takımımızda 3 kişi öldü. Bir de biz ölünce tabii ki buranın skalası açıldı. 3-0'dık. Yani küçük de olsa bir 300 yerine 400-450 gold gibi bir shutdown almış oldu dostlar. Neyse işaretleyelim. Daha fazla takım arkadaşlarımız ölmesin, gözüksün. Kayn'ı işaretledim ve süremiz bittiği zaman Yumi işaretleyeceğiz ki Kayn'ı göreceğiz dostlar. Yumi işaretlediğimizde de zaten Kayn'ın içinde olduğu için genelde Kayn'ı gösterecek bizlere. Bu şekilde bir yol izlemeyi düşünüyorum. Kindred'da dostlar ne kadar geriye düşerseniz düşün, late game'e doğru bir biraz farm atın abi. Biraz farm atın. O farmın sonucunu gerçekten rakip takımı bir takım savaşını doğrayarak göreceksiniz. Tankı dostlar, tankı ADC keser gibi, carry keser gibi böyle doğuruyor gerçekten. Acayip farklı bir güce sahip. Gelmişken şuradan da birkaç şey çalalım, biliyorsunuz. En sevdiğim şey rakip jungle dönmektir. Bu oyunda en çok ya en çok keyif aldığım şey böyle gidip jungle'ın kempini görememesidir orada. Evet, Zyra tekrardan Kayn'a düştü. Neyse ki kule alarak bir karşılık verme şansı bulduk. Evet, Aatrox'u belki biraz zorlayabiliriz burada ikinci kuleyi. Çünkü aşağıda gerçekten oyun kulede aldılar, kill'de aldılar. Şu an geriye düştük. Evet, Red'ini alabiliriz. Tut onu. Evet, Varus'tan çok güzel bir ulti. Ve Aatrox'tan sistemimizi de çalıştırdık. Aynı zamanda rakip takımın red buff'ını da çalarak gerçekten şu an bir öndelik sağlamış bulunuyoruz. Onu denemek istemiyorum yani. İçinde de Yumi var. Vuralım bakalım.
Mesela gördüğünüz gibi E ve rünümüz aynı anda patladığı için inanılmaz bir hasar veriyoruz buraya. Bizi kesebileceğini düşünmüyorum. Evet, Jinx'i kesti. Aynı zamanda biz de onu kestik. Güzel, Kayn bizi oynayabileceğini düşünmüyorum. Çok düşük derecede bir canı var. Yani burası 2'ye 1 oldu. Hatta Aatrox'u kestiğimizi de düşünürsek öncesinde 3'e 1 oldu. Redd'ini, Golem'ini vesaire karşı jungle'da biraz sömürdük. Derken Zyra ile Vlad'ımız formunda dostlar. Hızlıca rakip takıma geri dönüş skorunu verdiler. Şu an 3'e 1'di. 3'e 3 olsun dediler ve hızlıca mid'de intleyerek ölmeyi başardılar. Fakat taşıyacağız dostlar. Bir şekilde bu maçı taşıyacağız. Bu arada Kindred'da maç sonunda bakmayı unutmayın dostlar. Çok fazla hasar atıyorsunuz. Yani aslında hissetmiyorsunuz bunu. Maç sonunda baktığınızda 40K'lar, 50K'lar, 70K'lar falan filan havada uçuşabiliyor. Evet, Aatrox. Aatrox bizi kesemez ama Kayn gerçekten acımayabilir. Çok güzel kaçmayı başardık. Q flash gerçekten kaçmamıza yardımcı oluyor ultimiz olmamasına rağmen. Şu an bizi atlarsa kesebiliriz. Ultimiz döndü. Güzel güzel Varus'umuz. Evet, o da ölecek. Evet dostlar, çok güzel bir şekilde shutdown'umuzu da aldık ve Ejder'i de alma imkanı bulduk. Gerçekten Kayn çok öndeydi. Ama bu takım savaşını Kindred'i kesememeleri ve bizim ikinci Ejder'i almamız da sonuçlandı. Ve bu da bize Ejder ruhunu alma imkanı sağlayacak. Da Ejder'i ruhu gerçekten bu maçta güzel olabilir. Çünkü rakip takımda Jinx ultisi, Kayn'ın gelip sürekli W atması, Morgana W'su gibi şeyleri dojlamaya yeterli olacaktır. Bizim takımda ölmeden çıkarsa buradan çok güzel olur. Aynı zamanda Antiyal'ın küçük parçasını da bitirdim. Ebediden sonra direkt büyük halinde bitireceğim. Okay, Vlad kule aldı, ölecek. Öleceğini zaten biliyoruz. En azından kule aldı. Bu yine güzel tabii ki. 9600 gold'u var. Bizim 10500. Daha öndeyiz kesinlikle. Yine güzel. Ya bu maçı taşıyabiliriz diye düşünüyorum dostlar. Tabii ki ama çok kafa kafaya gidiyor. Çekişmeli bir yüksek elo tryhard maçına dönüştü gerçekten. Rakip takım da gayet güzel şekilde oynuyor. Tam da böyle terfi maçımıza yakışır bir maç oldu. Böyle sürekli rakip takımı atlayıp kestiğimiz bir maç yerine bu şekilde rakip takımın da bizlere karşılık verebildiği, seyir zevki ve oynama zevki yüksek bir maç her zaman tercihimdir. İki takım da güzel oynasın. Ya böyle isterim ki hem takımdaki oyuncular çok güzel olsun, hem karşımdaki oyuncular çok güzel olsun. Onlar yensin biz yenelim, onlar yensin biz yenelim, çok güzel bir kapışma dönsün. Ama takımımızda gördüğünüz gibi mesela Zyra var, Vlad var. Ama yapacak bir şey yok. Yani bir şekilde oynamaya çalışıyoruz. Evet, Vlad yine formunda. Zyra tek sen mi ölürsün deyip üzerlerine mi koşuyor? Evet, Zyra da aynen dediğini yapıyor. Evet. Kayn'dan da bize ulti geldi ama buradan çıkışım çok zor. Çünkü Morgana W ulti attı ve Jinx tarıyor. Gerçekten süperler ya, bir şey demiyorum. Evet, karşı takım tabii ki de Neşe aldı hepimiz öldükten sonra. Yani takımda da tabii ki biraz çatışma söz konusu bu yüzden. Çünkü gerçekten sürekli sadece ölüyorlar. Vlad burada da gerçekten zorla çıktı burada. İki kuleve vererek Neşe'yi soğutmamız yeterli olur. Biraz dikkatli oynayalım. Evet, Zyra yine formundaydı fakat flash'ını verdi. Vlad da flash'ını verdi. Flash'larını vererek ölmediler. Evet, Aatrox'a vuralım. Çok iyi. Bayağı bir düşük canda bıraktık rakip oyuncu. Bu bile yeterli. Şu an tempolarını kırmaya yeterli olacaktır. Jinx'siz de bizim çocuklar bayağı bir candan düşürdü. Ya Varus'u şu an beni bir daha kesemez Kayn. Ultimi daha dikkatli kullandığımda, az önce kullandık ama dostlar gerçekten üzerimizde çok fazla şey vardı. Okey, iki tane kule verdik sadece. Ve Neş'in süresi bitmek üzere. Bu arada Neş aşırı güçlü değil dostlar. Hani Neş için 5 kişi ölmenize gerek yok. Neş'e savunabilirsiniz çünkü. Burada ruh çıkacak. Ruh öncesinde ölmememiz lazım. Ruh öncesinde ölmememiz. Neyse, biz de bunu keselim. Evet, güzel güzel. Karşıdan bir oyuncu kesmeye başardık. Ölsek bile Kayn'ın üzerindeki shutdown'ı almak bizim için yeterliydi. Aynı zamanda Garen side'dan kule aldı. Kötü değil burası.
Hala oynayabiliriz burayı. Bu ruhu vermeden bizim takım ölme. Ölme. Hadi. Hadi. Çok iyisin be Varus. Gerçekten çok iyiydi. Çok iyiydi. Evet, bizim takım tabii ki de başladılar gayet güzel şekilde. Aldık dostlar. Ve ruh bizim elimizde. Bu bize kazanmak için bir şans verecek. Gerçekten çok güçlüydü. Hemen şunu bir çalalım. Gerçekten reaksiyon bile veremedi Kayn. Kayn'ın biraz mekanikler zayıf mı? Öyle gibi geldi. Smite'ı yok muydu ya da bilmiyorum. Bilmeden yargılamayalım. Evet, Jinx'e vuracağım önüme çıktığında. Evet, gel bakalım buraya. Dostlar, vurduğumuz hasar inanılmaz. Burada direkt kimle kapanmak zorunda kaldı. Ve Villademir bizim yarım bıraktığımız işi tamamlıyor. Morgana derken Kayn geldi buraya. Kayn kötü şeyler yaşatacak bizlere dostlar. Burası benim hatam, çok ileriye gittik. Bir Jinx uğruna ne hilaller batıyor ne kindred'lar ölüyor dostlar. Evet, doğduk hızlıca. Oyunu kazanmak için ilerleyeceğiz dostlar. En ufak bir hatamız bizlere şu anda oyunu kaybettirebilir. Fakat en güzel bir gameplayimiz de şu an bizlere oyunu kazandırabilir. Buna dikkat edeceğiz ve oynayacağız. Base attığımda bir Tahsildar'ın crit parçasını almak istiyorum. Çünkü ebedi kılıç aldık. Crit attığımızda %225 ilave hasar veriyor biliyorsunuz yeni düzenlemesiyle beraber itemin. Bu yüzden gerçekten bayağı bizler için crit hasar vurabilmek elzem durumda şu an. Bizim çocuklar ölmeyin lütfen. Kadim öncesi yani. Hiç şeye gerek yok. Biz de 15 level olduk. Gayet iyi. Şu an işte bizim dakikalarımız dostlar. Bu dakikalarda Kindred yok edebilir. Onlar da benim üzerime oynamak isteyecektir zaten. Evet, ben de onların üzerine oynayabilirim. Hiç korkum ve RM yok dostlar. Gerçekten late game bir şekilde Kindred'ımız var elimizde. Önüme gelen yere atlayabilirim. Kayn'ı da işaretleyelim. Zaten 7 gibi güzel bir siteye de sahibiz. Evet, üzerime atlıyorlar. Yumi ile arasında bir anlaşmazlık oldu. O gireceğini düşündü. Fakat Kayn girip de ölmek istemedi arkaya. Çünkü yanımda Varus vardı. Evet, Kayn'a vuracağım. Evet, güzel. Direkt ultisini bana attı. Fakat ultimin olduğunu unutsa gerek. Çok güzel. Aatrox düştü burada. Bizim takımdan da düşenler var ama umurumda değil. Çok hızlı bir şekilde can yenileyerek Kadim'i bitirmeye çalışacağım. Çok yüksek bir hasarımız var Kadim'e. Evet. Güzel. Bizim takım fight atarken Kadim'i almaya başardık. Şu an mid'den adamların üzerine dümdüz koşabiliriz. Onu düşürebilirsin. Düşüremedi. Q atsaydı yeterliydi aslında. Evet. Gel bakalım buraya Kayn. Vuracağım. Vuracağım. Hepsine böyle saldıracağım. Bu kuleleri de açacağız dostlar. Gayet güzel oldu burası. Gerçekten Kindred'ın gücünü kullandığımız bir sahne oldu. Evet, Yumi ile Kayn'ı beraber görmeyi başardık. Ultimiz geldi. Şu an Kayn'ın üzerine dümdüz atlayabiliriz. Şurada bir pusalım görünmezlikte. Varus düşüyor. Varus düşüyor. Evet, Varus düşmedi. Varus gerçekten mükemmel oynadı orayı. Fakat Vilat yine düşmeyi başardı bir şekilde. Derken Garen'imiz double kill'ini aldı. Biz de burada Neş yolları. Bizlere hayırlı uğurlu olsun. Rakip takımda Morgana belki W'suyla çalma şansı var. Ama yardım da edecek sonuçta bize. Canını azaltmaya olsun da dikkatli bir smite atmamız lazım. Derken son anda smite'ımızı attık. Aatrox'u kestik. Şöyle flash'la Jinx'i de yakalamaya çalışacağım. Evet, son vuruş. Çok güzel. Double'ımızı aldık. Dostlar, gerçekten Kindred'ın gücünü sonuna kadar, iliklerine kadar hissettirdik ve oyunu kesebiliriz. Ultimizle base'i açtığımızda bizi kesemeyecekler ve maç tamamen bize ait olacak. Ve bunun sayesinde Master League'ine ulaşıyoruz. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Top 1 yolunda ilk adımımızı atmış bulunmaktayız dostlar. Oyundaki sayılı Master League'indeki oyunculardan birisi olmayı başardık. Desteğiniz için teşekkürler. Video izlediğiniz için teşekkürler. Şöyle ekran görüntülerimizi alalım. Kapakta kullanırız. Evet, gördüğünüz gibi bu sezonun ilk masterlarından birisi olarak gayet güzel bir şekilde, mutlu bir şekilde devam ediyoruz. S'imizi alırken, S çıkmadı, bir daha alacağım. Evet, gördüğünüz gibi video izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Yorumlarda görüşmenizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hasara ve rünlere bakalım. Gold'da ve MVP'yi aldık. 44.000 hasarla. Bu şekilde de rünlerimiz var dostlar.